Geliyor, geliyor. Bitenler videosuna hoş geldiniz. Bayağı biriktirdim. Şuraya bakın. Bir bakın bakalım. En son baktım 7 ay önce falan çekmişim ben bitenler videosunu. O kadar çok ürün var ki çok hızlı bir şekilde geçeceğim. Sıkılmayacaksınız. Merak etmeyin. Makyajından, cilt bakımından, saç bakımından bilmem nesine her şey var şu an şu sepetin içerisinde. Ve hepsini dibine kadar kullandım. Tarihi geçenler hariç. Bu arada videonun başında söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi. Videoyu beğendiyseniz... Videoyu beğenmeyi ve bu kadar. Videoyu beğenmeyi dur kafam karıştı. Videoya geçmeden önce Instagram'dan beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı, videoyu da beğenirseniz beğene basmayı unutmayın. O zaman hemen videoya geçiyoruz. İlk önce şundan başlamak istiyorum. Bu hemen hemen herkesin ikilemde kaldığı, alsam mı almasam mı dediği bir ürün bence. Ben 9 ay Rakuten tedavisi gördüm ya. O sıralarda aldım. Hem sivilcelerim tamamen kurusun diye ama doktorum bana her gün kullanmamamı söyledi. Çünkü ilaçla birlikte daha da kurutuyor hale geliyor. Evet, yüzü kurutuyor ama sonrasında zaten böyle ürünler kullandığınız zaman mutlaka nemlendirici krem geçmeniz gerekiyor. Şu an bunu bitirdim. Yenisini almadım. Onun yerine şu Sebamed'i aldım. Çünkü bunun yorumları daha güzeldi. Bir de bunu deneyeyim dedim. Baya büyük ve aynı fiyatlarda. Açıkçası Sebamed'i daha çok beğendim. La Roche kötü mü? Hayır değil ama bence Sebamed daha az kurutuyor cildi ve bence daha güzel. Bu arada beğendiğim bütün ürünleri aşağıya link olarak bırakacağım. Her zaman söylüyorum. Hem açıklamalar kısmına hem de sabitlediğim yorumda ürünleri linkini bulabileceksiniz. Şunu bırakıp hemen geri geliyorum. Bu arada Sebamed de bu da çok güzel makyaj temizliyorlar. Onun da altını çizeyim. Sonrasında benim çok severek kullandım ve bence saçları yumuşatan, köpük formunda, misler gibi süt kokan bir ürün. Bundan çok memnunum. Zaten şu an iki tane daha stoğum var. Bittikçe alacağım en sevdiğim ürünlerden. Morpheus diye okunuyor galiba. Çok güzel bu da. Benim bir Büşra Pektaş face paletim vardı. Uzun zaman önce çıkartmıştım onu. Hatta Watson's'larda falan da satılıyordu biliyorsunuz. Ama ürün artık benden koptu. Yani ürünle ilgili bir sıkıntınız falan olursa artık satışlarıyla ben ilgilenmiyorum. Galiba stoklar bittikten sonra ki az kaldı diye düşünüyorum. Tamamıyla piyasadan kaldıracağım bir ürün. Çünkü iş benden koptu. Onu da söyleyeyim burada. Sonra Cima. Kolonyaya geçiyoruz. Kolonyayı bitirmişiz. Normal bildiğiniz Ribul'un Ice diye bir kolonyası var ama aynı erkek parfümü gibi kokuyor. Hem arabayı hem eve kullanıyorum ben. En sevdiğim güneş kremim bu oldu. Ya Clinique'ini de kullandım. Bioderma da kullandım. Bioderma bana sivilce yaptı bu arada. 50 faktör kullanıyorum genelde. Bu da 50. Bunun 40'ı da vardı. Misha'nın bu. Stokları yenilenmiş. En sevdiğim yağsız. Eğer sivilce sorunu, gözenek sorunu olanlar varsa mutlaka tavsiye edeceğim bir güneş kremi. Sonrasında hemen ciltten devam edelim. Neutrogena bir aralar bütün influencerlara bunun reklamını vermişti ya. Zerdeçallı makyaj temizleme jeli. Evet çok güzel çıkartıyor ama ben yanında dediğim gibi işte bu La Roche'tur, Sebamed'tir vesaire eklemeden çok iyi temizlediğini düşünmüyorum. İkisini bir arada kullanıyorum. O şekilde daha temiz bir his oluyor bende. Yani güzel mi? Güzel. Evet. Yine alır mıyım? Alırım. Ama tek başına kullanmak bana göre yeterli değil gibi düşünüyorum. Bu arada iki tane almışım bayandan. İki tane bitirmişim. Hatta üçüncüyü sipariş vermiştim. Üçüncüsü yanlış gelmiş. Daha doğrusu ben yanlış almışım. Sivilce için. Makyaj temizlemede normal temizleyici almışım. Onu da kuzene verdim. Urban Decay'in. Bundan bir tane daha bitirmiş olmalıyım. Neyse bir yerlerden çıkar. Bu bildiğiniz arkadaşlar saç çıkartıyor. Yani eğer saçınızda dökülme problemi varsa, atıyorum açılma varsa ya da saç kökünüzden saç çıkmadığını, köreldiğini hissediyorsanız Urban Decay'in bu ürünü o kadar güzel. Belki her duştan sonra şu kadar biraz çalkalayıp pıs 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 diye sıkıyorum. Hafif parmaklarımı sıcaklığıyla derime yediriyorum. Ve düzenli kullandıktan sonra ki ben 2 seneden beri falan kullanıyorum. Gerçekten bebek saçlarınızın vesaire çıktığını göreceksiniz. Dediğim gibi zaten ürünlerin linkini hepsini aşağıya bırakıyor olacağım. Bir de en uygun fiyatlarını bulmaya çalışıyorum. O yüzden mutlaka linke bakın. Devam ediyoruz. Bu arada saç, yüz, cilt, makyaj hepsi birbirine giriyor ama böyle bir kategori olarak yapmak yerine bence karışık yapalım dedim, sıkılmayın. Urban Decay aynı. Yani kuru şampuan, keratinli falan filanmış. Yani benim kuru şampuan geçmişim olmadığı için, kullandığım ilk ve tek ürün bu olduğu için açıkçası çok bir karşılaştırma yapamayacağım. Ama güzel. Sadece 3-4 kullanımda falan biz bitiriyoruz. Çünkü çok sıkmak gerekiyor bence. Ve bunu aşırı pis bir saçta yapmıyoruz.
Bilmiyorum. Ortalama bir ürün. Aşırı beğendim mi? Hayır. Beğenmedim. Çok aşırı değil. Beğendim yine de aşırı değil. Şunun daha iyisini kullanıyorsanız yorumlarda benimle paylaşırsanız mutlu olurum. Hemen gideyim alayım. Ne kadar Urban Decay kullanıyormuşum ben. Urban Decay'den devam ediyorum. Bu bir saç kremi. Bunun bir değişik seçeneğini galiba kullanmıştım ben. Şu an çıkmıyor. Bu başkadırım. Beğenmiştim. Bu da güzeldi ama aşırı yıpranmış ve cansız saçlar için. Yani güzel ama daha iyisini kullandım. Onu da göstereceğim şimdi. Benim gibi özellikle boyalı saçlar varsa aranızda ve aşırı yıpranmış saçlar. Birazdan çıkartacağım o ürünü. Bekleyin. Sarı saçlara özel menekşe özlü mor şampuan. Ay mor saç bakım kremi pardon. Bunun mor şampuanı da var. Şu an kullanıyorum. Az kaldı. Saç kremini bitirdim. İkili kullandığınız zaman evet saçınız çok güzel kokuyor ama mor şampuan olayını çok yansıttığını düşünmüyorum. Yani saçta bir renk değişimi falan olmuyor. Onun haricinde saçı kurutmuyor da normal mor şampuanlar ya da mavi şampuanlar gibi. Bunu da beğendim. Yani temizlik hissiyatı falan güzeldi. Kokusu da güzeldi ama onun haricinde dediğim gibi renkle oynama yapmıyor. En sevdiğim saç bakım kremim. Kuru saç derisi için avokado yağı olan Herbal Essence diye galiba okunuyor. Aşırı güzel. Yani fiyatı bir tık pahalanmış diye gördüm. Bu beni üzdü. Ama eğer şu an stok var diye almıyorum. Tekrardan alırsam eğer kesinlikle bu saç kremini alırım. Benim saçlarım yumuşacık yaptı. Benim saçlarımı yumuşacık yaptı. Düşünün. Farmasinin şöyle bir ıslak mendilini bitirmişim. Hızlı şekilde geçiyorum. Ben ne kadar şampuan bitirmişim ya. Birazcık da göz bakım kremimizden konuşalım. Benim göz altlarımda koyu halkalar falan vardı. Videolarımın en başında evet ışık kötü, kameram kötü. Bilmediğim için çekim açısından vesaire ondan da ekstra olarak göz altlarım çok koyu çıkıyordu videolarda. O kadar değildi ama yine de koyuluk vardı. Bu kliniğin göz altı koyu halkaları koyu lekelere, işte morlukları vesaire gideren şöyle bir göz altı bakım kremini bitirdim. Şimdi büyük boyuna geçtim. Ben çok beğendim. Nemlendirmesi falan gayet yeterli bence. Göz altındaki koyu halkalara da etki ettiğini düşünüyorum açıkçası. Yağ bezesi vesaire hiçbir şey yapmadı benden. O yüzden de büyük boyuna geçtim. Küçük boyunu da büyük boyunu da aşağı linkleyeceğim. Şimdi iki tane ürün göstereceğim. Birisi bu. Ne zamandan beri zaten gösteriyorum. Makyajlarımda vesaire kullanıyorum. Bitirdim. O kadar üzüldüm ki ve bunun stoğu galiba şu an yok. Misha'nın kendi mağazasına da mesaj attım. Onlarda da yokmuş. İnşallah gelir de hemen alırım. Bu işte güneş koruyucusu vesaire içerisinde bir sürü ürün olan aydınlatıcı hem de makyaj bazı niyetine geçen bir üründü. Kocamandı. Bayağıdan beri kullanıyordum. Ve yüze verdiği o ışıldı o canlılık benim çok hoşuma gidiyordu ama. Bunun fiyatı indirimde aldığınız zaman çok daha uygun fiyatı ve stoklarda var. Muadili. Ama hangisini seçersin derseniz ben tabii ki bunu seçerim ama bu da şu an yüzümde var. Gayet ışıl ışıl parlatıyor. Bayağı muadili ve çok güzel kokan bir ürün. Bu da L'Oreal'in. Zaten görmüşsünüzdür. Bendeki 02 numarası bu arada. 3 ve 1 de var. 3 çok koyu, 1 de pembemsi bir renk. Şöyle dezodorantların hepsini elimde bir toparladım. Baştan başlayayım. Öncelikle Dove'un üçlü aldığım koltuk altı kararmalarına iyi gelen beyazlatıcı bir dezodorantı. Bende bir tane daha var. Onu da bitireceğim şimdi. Ben bayağı dezodorant kullanmayı seviyorum. Her katı dezodorant koyuyorum. Her tuvalette, banyoda farklı dezodorantlarım var. Her çantamda farklı. Yani manyak gibi dezodorant sıkıyorum. Çok seviyorum. Ama roll-on tarzında çok kullanmıyorum. Genelde bu şekilde tercih ediyorum. Koltuk altımda çok bir kararma olmadığından dolayı aşırı derecede işe yarıyor diyemem. Ama kullanan arkadaşlarım çok memnun. Koltuk altında kararma olan arkadaşlarım. O yüzden de bence alınır. Özellikle aşırı derecede terle ilgili bir probleminiz yoksa tavsiye edebileceğim dezodorantlar bunlar. Garnier'in saf temiz şöyle bir dezodorantını bitirdim ama yani bilmiyorum çok sevmedim gibi çok da sevmedim de değil gibi. Ortada bir ürün. Benim favorim çünkü genelde Rexona. Ha şeftalisi mi? Hayır değil. Normal fresh olanı. Ama Rexona'nın deodorantlarıyla daha iyi anlaşıyorum. Ter konusunda öyle söyleyeyim. Beyazlatmaya vesaire girersek tabii ki Dove'u tercih edebiliriz. Ama teri çok iyi önlediği için bunun fresh olanı her zaman favorim oluyor yıllardan beri. Bir de şöyle bir deodorantım var. Bunu ben Watson's'tan alıyorum. İlk zamanlarda 10-15 lira gibi bir fiyatı vardı. Bir arkadaşımla görmüştüm. Çok güzel kokan genital bölge spreyi. Müthiş. Hiçbir zararı yok. Şu an fiyatını bilmiyorum. Eğer Trendyol'da bulursam da eklerim. Çok güzel. Yani bundan 3-5 tane alıyorum. Hala daha var. Bu bitirdim. Bu bitirdiğim şişe. Harika. Harika. Misler gibi oluyorsunuz. İlla böyle duştan çıkıp da sıkmanız gerekmiyor. Günlük hayatta da kullandığınız için böyle çok ferahlamış hissediyorsunuz. Favorim. Koca bir şişe burada Eyüp Sabri Tüncer'in kiraz, Japon kiraz çiçekli sabununu bitirmişiz. Yani çok aşırı derecede güzel kokmuş.
görünmüyordu. Bunun başka bir versiyonu var. O çok güzel kokuyordu. Hatta Sedef'te görmüştüm. Onu bulamadığım için bunu almıştım. Güzel ama aşırı derecede beğenmedim. Simple'ın şu yıllar yıllar önce aldığım, herhalde tarihi geçti diye buraya fırlattım ben, pürüzsüzleştirici peelingi. Peeling konusunda çok güzel. Gerçekten güzel temizliyor. Fakat benim o zamanlar sivilceli olduğum döneme denk geldiğinden dolayı ve sivilceli ciltlere peeling önermediklerinden dolayı kullanamadım. Tarihi geçti. O yüzden de çöpe gidiyor. Farmasinin, normalde farmasi gruplarım var biliyorsunuz. Farmasinin hemen hemen her ürününü çok seviyorum. Severek kullanıyorum. Her defasında size söylüyorum. Grubuma gelin diyorum. Yine onun linkini aşağı bırakırım. Para kazanmak istiyorsanız ya da kendi ihtiyaçlarınıza uygun fiyat almak istiyorsanız yine hadi link bıraktım oraya. Gelin, 7. grubumu açtım çünkü binlerce kadınla çalışıyorum. Siz de en azından kendi harçlığınızı çıkarabilirsiniz diyeyim. Artı 18, yalnız yaş sınırlandırması var. Yalnız ona geleyim. Bu farmasinin saç bakım kremini çok sevemedim çünkü saçlarım boyalı. Bu normalde kıvırcık saçlar için yapılmış. Düz ve dalgalı saçlar için düzleştirici etkili bir saç kremi. Belki de o yüzden sevememiş olabilirim çünkü benim daha yıpranık ve onarılmaya ihtiyacı olan bir saç olduğundan dolayı, yumuşatmadığından dolayı beğenmedim. Belki de gerçekten düzleştirici etkisi vardır. Farmasi demişken şunu da aradan çıkartayım. Bundan herhalde bir 9-10 tane bitirmişimdir. C vitamini, ama normal C vitaminler gibi değil. Suda karışıyor ama tadı çok güzel. Diğerlerinin tatları çok acı geliyor bana. İçerisinde bu arada D vitamini ve çinko da var. O yüzden bunu içtikten sonra diş etlerimdeki o ağrısızı gidiyor. Ekstra bir de enerji geliyor. Bu kadar. Şimdi biraz makyajdan konuşalım isterseniz. 327 numaralı L'Oreal'in bu Infallible aşırı derecede yoğun kapatıcısını bitirmişim. 326 ve 327 numaralarını kullanıyorum. Bayağı büyük bir fırçası var. Çoğunu zaten kullanmışsınızdır. Yoğun bir kapatıcı arıyorsanız tavsiye ederim ama sonrasında vakit kaybetmeden pudralamanız gerekiyor. Çünkü çizgilere dolabilecek bir ürün. 327 açık buğdayım. Yazın kullanıyorum. 326 rengini de kışın kullanıyorum. Maybelline'in bu kapatıcısını da zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Bundan da herhalde kaç tane bitirdim hiç bilmiyorum. Eskiden yani şu Clinique'in gözaltı bakım kremini kullanmadan önce bu bana çok yetersiz geliyordu. Düzenli bir şekilde bu kreme başladığımdan beri bunu günlük hayatıma sığdırabiliyorum. Çünkü yeterli geliyor. Koyu halkalarım azaldığından dolayı. Benim numaram 01. Bunun çok koyu tonları da var. Yüzünüzü kontür yapabilmeniz açısından. Çok güzel bir ürün dediğim gibi. Avon'un bu SPF 30 içeren fondöteni ile ben çok anlaşamadım. O yüzden de bu kutuya girdi. İki gözümün çiçeği bitti. MAC'in. NC20'ymiş benim rengim. Gözaltı çok güzel kapatan, aşırı güzel kapatan ve doğal duran bir kapatıcısı bu. Fiyatı çok uçmuş. Şu an bir tane daha var kullanıyorum. Yedeklemiştim ben fiyatı uçmadan. Ama fiyatının hakkını verdiğini düşündüğüm çok güzel bir kapatıcı bu da. MAC'in bu arada fondötenleri çok, yani en azından yorumlarda okuduğum kadarıyla çok aşırı derecede sevilmiyor ama kapatıcısına aşığım. Bittikçe de alırım artık. 1000 lira olmadığı sürece alırım herhalde. Bir tane de elime gözaltı bakım kremi daha geldi. Bunu da genelde ben makyaj çantamda kullanıyordum. Oriflame'in çok güzel bir ben okuyamıyorum, siz okuyun. Şöyle bir bakım kremi. Bu da bayağı bereketli bir üründü. Neredeyse bir sene falan makyaj çantamda kullandım. Makyajın altına kullanmak için. Çünkü kliniğe kıyamıyorum. Gece ve gündüz bakımında onu kullanıyorum. O da çok güzeldi. Uygun fiyatlıydı. Kolonya şişelerini atmışım. Yani niye kolonya şişeleri atmışım bilmiyorum. Farmasinin bu da Aqua serisinden bir kolonyası. Anneme de alıyorum, kendime de alıyorum sürekli, sapıklar gibi. Çok seviyorum. Simple'ın bu makyaj temizleme yağı. Geçenlerde ben makyajımı işte tonikle ve yüz yıkama jeliyle temizliyorum dediğim zaman yağla temizle dediler. Ama bana yağ yasak arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi raktan sürecinden geçip sivilce sıkıntısı çeken insanlar genelde yağlı hiçbir şey yüzüne sürmemeleri gerekiyor. Bana bunu doktorum söyledi. Çünkü yağlı olduğu zaman gözenekler tıkanıyor. Ekstra meyilli olduğundan dolayı sivilce çıkartmaya sebep oluyor. Ben bunu bitirdikten sonra tabii öğrendim. Çok güzel temizliyor makyajı bence ama bir daha almayacağım. Çünkü yağlı olduğundan dolayı. Ay çok var çok var dedik, azaltıyoruz bakın. Durun, tamam bitiyor. Bitmiyor, şaka daha var. Bu arada şu C vitamininden bir tane daha bitirmişim. Yani az önce dediğim gibi zaten bundan bayağı bitirdiğim için direkt geçiyorum. Maskara. Şimdi 3 adet maskara bitirmişim. Bir tanesi Paradise'ın kahverengi maskarası ki bundan bulamıyorum ve çok sinirleniyorum. Paradise'ın normal siyah maskaraları var ama kahverengisi yok. O kadar güzel bir fırçası var ki çoğunuz yine biliyorsunuzdur ama kahverengisini bulamıyorum arkadaşlar. Onun da bir linkini bana salın size zahmet bulursanız. Bir de L'Oreal'in, adını okuyamayacağım şimdi geliyor, Unlimited
Unlimited maskarasını bitirdim. Çok güzel. Yoğun maskara sevenler, yoğun kirpiklerim siyahlaşsın, işte kalınlaşsın, yukarı kalksın vesaire diyenler. Aynı zamanda da şuradan da şöyle minik bir detayla daha rahat sürebilme şeysi eklenilen maskarayı da bitirdim. Beğendim. Bir daha da alırım herhalde ama elimde çok maskara var. Yazık ki, o yüzden almam. Ama şuna çok sinirliyim, dediğim gibi kahverengisini bulamıyorum. Ve beni en başından beri izleyenler biliyordur. Catherine Arlay'ın şu maskarası. Sarısı bu arada favorim ama turuncuyla birlikte kullandığım zaman çok daha güzel oluyor. Yani ikisini bir arada kullandığımda ekstra yoğunluk veren şöyle fırça yapısında bir ürün bu da. Çok çok seviyorum ve aşırı uygun fiyatlı. Sarısını da bunu da koyacağım. Evet. Dioderm'in şöyle bir ürünü vardı bende. Bunu lansmana gittiğimde hediye etmişlerdi. Bitirdim. Hem normal günlük hayatta nemlendirici olarak kullanabileceğiniz hem de makyaj altına çok güzel bir baz olan ürün bu da. Sivilce falan yapmadı bana. A ve C vitamini varmış içerisinde. Çok beğenmiştim. Elimde eğer stoklarım biterse bundan tekrar alabilirim. H&M'in şöyle bir far paleti var bende. Yıllar önce bir arkadaşım hediye etmişti bana bunu. Daha doğrusu zorla kızdan almıştım. Makyaj videosu çekiyordum. Yoktu o sıralar makyajım. Ver dedim onu, o da verdi sağ olsun. H&M makyajlarını çok seviyorum bu arada. Ben bu far da aşırı yoğun, pigmentli, çok güzel renklere sahip. Çok çok güzel bir ürün. Şu an var mı satışta hiç bilmiyorum. Çünkü en az bir 8 seneden falan bahsediyorum şu an. Artık tarihi geçtiğinden dolayı ve gözüme değişik bir şeyler olduğundan dolayı bunları çöpe atmak durumunda kalıyorum. Bir tane daha çıktı. Daha çok çıkacak herhalde. Evet, üçledik gördüğünüz gibi. Ben de yalan yok. Her gün bir tane içiyorum ve çok seviyorum tadını. Sonrasında, bu arada arka planımı falan beğendiniz mi? Bayağı üst kata geçtim ve kendi ofisimde çekiyorum. Arka plan falan yapmadım, daha doğal, daha samimi dursun diye. Çünkü bayağı böyle birebir konuşuyoruz ya. Dağınık da değil ama toparladım yani. Bir de şöyle değişik bir ışık aldım bu arada. Lafı kaynatmayacağım. Onu da size göstereceğim. Ayna olduğu zaman ortamda normal doğal ışığı alamıyordum. Şimdi bu boş bir şekilde yanlardan ışık vurduğu zaman hem de güneş ışığını alıyorum. Videolar daha güzel çıkıyor. Yine yıllar önce ya, markası bile silinmiş. Ama Max Factor'du galiba. Ay bilmiyorum ki. Bayağı gitmiş. Çok sıçtım. Bayağı kullandım. Ama yine tarihi geçtiğinden dolayı kenarı fırlatılıyor. Rengi bana koyu geliyordu ama çok güzel bir üründü. Yurt dışından bana şöyle bir ürün gelmişti. Bu da işte koltuk altında, genital bölgede vesaire koyulaşma olduğu için sürülebilecek aşırı güzel kokan bir kremdi ama ben bunun tarihini kaçırdım. O yüzden de çok az kullanabildim. O yüzden verimini çok alamadım. Zaten Türkiye'de falan olmadığı için aşırı derecede de üstünde durmayacağım. Buna benzer ürün bulursam da biliyorsunuz ne yaparım. Dünyanın eyeliner'ını bitirmişim. Gerçekten. Ay yememişim, içmemişim eyeliner. Tamam, bitti. Ay bitmedi. Şaka mı? Ben bu kadar nasıl eyeliner bitirdim? Çok sevince demek ki. Ay çok var elimde şu an. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Öncelikle Wet n Wild'ın şöyle HQ isimli bir eyeliner'ı vardı. Çok aşırı sevemedim. Yani güzel bir eyeliner ama ben çok sevemedim ya bunu. Biraz böyle şey, kuru gibi geldi bana. Bilmiyorum. Kullananlarınız var mı içinizde? Sevenleriniz de vardır eminim. Sonrasında Beaulieu'sin bu gratis'ten aldım ve en uygun fiyatlı olan herhalde eyelinerlardan. Çok güzel bir şekilde çekiliyor. Morunu da bitirdim aynı şekilde. İkisi arasında tercih yap derseniz eğer yeşili seçerim ama şöyle, moru akıtmıyor, yeşili akıtıyor. Bana demişlerdi. Ben yo, benimki akıtmıyor demiştim ama evet, yeşili akıtıyor ama yeşili daha güzel çekiliyor. Ama bir kere alayım, biraz uzun zaman kullanayım, ne aksın ne koksun derseniz de lila olan da aşırı güzel. Bence ikisini de tercih edebilirsiniz. Fiyatları da çok uygundu. Sonrasında Flormar'ın bu, zaten bir ara herhalde hepimiz bunu kullanıyorduk. Çok güzel bir netlerse eğer dip liner. Çok seviyordum ben bunu. Sonra birden grileşmeye başladı. Yenisini alsam da grilik yapıyordu. Uç kısmı bu arada kolay çekilmiyor. Herkesin aksine adı üstünde dip liner. Sadece dibinize geçebileceğiniz bir ürün. Uç yapmaya çalıştığınız için kalın olduğundan daha çok zorlanıyor bence. Yeniden alır mıyım, almam. Onu da söyleyeyim. Revolution Pro'nun şu beyaz eyeliner'ını almıştım ben. Değişik makyajlar yapıyorum Instagram'da diye. O kadar kötü bir ürün ki. Yani bilmiyorum benimki mi bozuktu ama o kadar kötüydü ki. En sevdiğim eyeliner'lardan bir tanesi de bu. Waterproof'la normali arasında çok bir fark olduğunu zannetmiyorum ama Maybelline'in ya, çok kolay çekilebilen, zımk diye yapışan, akmayan harika bir eyeliner'ı bu da. Bunu bittikçe alırım. Aynı şekilde Flormar'ın da şöyle bir kalem eyeliner var elimde. Siyah diye almıştım ben bunu ama bayağı böyle değişik. Yeşilimsi miydi bu? Evet, mavimsi bir renk çıktı. Çok güzel. Bununla da kolay çekiliyor ama siyahını da denemek isterim tabii. Farmasinin yine katalogdan eğer bana üye olursanız çok çok uygunu alabileceğiniz harika bir eyeliner'ı bu da. Bu mu bu mu derseniz de
Ben tabii Maybelline'i seçerim ama farmasinde fiyatı çok çok daha uygun olduğundan dolayı ve fiyat performans olduğundan dolayı muadil gibi gösterebileceğim bir ürünü bu da. Yine kalbimi çok acıtan L'Oreal'in şöyle bir kahverengi eyeliner'ı. Ama bundan da bulamıyorum. Yani şunların ikisinden bulup bana aşağıya bir kurban olayım gösterir misiniz? Harika bir ikili bu. Ya da L'Oreal beni izliyorsa şunlardan bir 5-10 tane yollama şansınız olursa harika olur. Teşekkürler. Nivea'nın bu normal klasik çilekli balmını yemişim gördüğünüz gibi. Açılmıyor. Çok güzel kokuyor. Parıltı veriyor ama ben en çok Birdland'sini seviyorum. Çünkü Birdland'e daha güzel renk veriyor. Onun haricinde Catrice'in şöyle bozulmuş bir ürünü var, parlatıcısı. Güzel bir üründü ama o kadar eski ki hatırlamıyorum. Nivea'nın yine bu kirazlı olanından bitirmişim. O kadar bitirmişim ki kalmamış. Bu da güzeldi ama yine de Birdland'sini daha çok seviyorum. Bu Deborah'ındı galiba. Yıllar önce bir ruj almıştım. Yanında hediye vermişti o kadın bana. Ama testirmiş bu arada hediye verdiği üründe. Şöyle yazıyor zaten, görüyorsunuz. Yine de çok güzel bir lip balm mıdır? Lip gloss'tu. Deborah'ın rujları da çok güzel bu arada. Bunu da tarihi geçtiği için atıyorum çünkü içinde aslında çok var. Sonra Essence'ın şöyle bir lip balmını bitirdim. Bu çok güzel ışıltı veriyordu. O zamanlar hatta ben dizi setlerine gidiyordum ve ışıl ışıl oluyordum. Kendime özgüvenim çok geliyordu. O ameliyatsız burnumla. Çok iyi hissettiren bir lip balm. Hala satışta mı bilmiyorum. Bu da Birdland'si herhalde, çok güzel. Ve ben bunu niye atıyorum? Aa, bozulmuş çünkü. Ay, bu da çok eski çünkü. L'Oreal'in şöyle renkte bir 107 numaralı Wood The Boss. Hangi patron mu? Kim patron mu? Onun gibi bir ismi olan çok güzel bir renkte lip gloss'u. Bu da harikaydı ama dolgunuz varsa ve dudaklarınız dolgunsa çok güzel duruyor. Onun haricinde ince dudaklara çok yakıştırmıyorum. Bu da bozulduğu için çöpe gidiyor. Duygulanacağız şimdi hep birlikte. Hazır mısınız? XP'nin 0 kaç numarası kız bu? Numarası silinmiş galiba. 03'tür ama büyük ihtimalle. Şöyle bir ruju. Hala da çok seviyorum. Hala da kullanıyorum. Elimde bir sürü var. Bunu da artık hem çok az kaldığı için hem de ilk bunu aldığımdan dolayı atma gereksinimi hissettim. Yani uçuk muçuk çıkması, mikroplanmasın, tarihi geçti diye. Çok sevdiğim bir marka hala rujlarında. 2 tane daha saç ürünüm çıktı. Ben normalde saç maskesini aşırı derecede kullanan bir insan değilim. Çünkü tembelim o konuda. Ama saçları çok güzel yumuşatıyor. Bunun zaten diğer serisindeki ürünleri de kullandım. Çok güzel. Çok güzel bir ürün. Elsevier'in şusu. Bir de sülfatsız besleyici kokonatlı bir şampuanım var. Fiyatı pahalanmış. Bayağı pahalanmış bu da ama yani at kuyruğu şampuanıyla yarışan bir ürün. Çok seviyorum bunu da. Hatta bunu kullanamadan bitti. Çünkü hatırlıyor musunuz? Migros bana markalardan gelenlerde kocaman bir poşet vermişti. Ve bu ters dönmüş. Akmış. Hepsi gitmiş. O yüzden bunu kullanamadım ama daha önceden kullandım ve bitirdiğim için çok seviyorum. Bir tane koklayayım. Çok güzel. Canımı yakan bir diğer ürünlere geçiyoruz şimdi. Yani bunları o kadar üzülüyorum ki. O kadar üzülüyorum ki bunlara. İlk önce Lacto'nun şöyle güllü bir serumu vardı. İçerisinde bayağı böyle değişik pembelikler vardı ama sıvısı gitmiş. Tuhaf bir şey olmuş. Bunu bayağı kullandım ben. %100 gül serumu diye geçiyor. Gayet de güzeldi. Purist Solution. Benim çok sevdiğim, hatta tonik markam olan. Bunun serumlarından var bende. Hala da gözaltım için, lekeler için vesaire birkaç parça ürününü kullanıp seviyorum. Ama bunu güneşte bırakmışım ben. Güneşte bıraktığım için de bozulduğunu düşünüyorum. O yüzden yüzüme sürmeye çok cesaret edemedim açıkçası. Yine Lacto'nun bu serumu. Bunu hiç kullanamadım. Çünkü bunun da tarihi geçmişti ben kutudan ayıkladığım zaman. Çok sinirliyim. Laktik asit. Yani bunu kullandım. Dermatekin bu laktik asitini kullandım. Çok da seviyordum yine. Bu sivilce olduğu dönemlerde cildimi yatıştırıyordu. Yine aynı markanın C vitamini var. Bu C vitamini de akşamları uyguluyordum. Çünkü güneşe çıkmamanız gerekiyor C vitaminli serum kullandığınız zaman. Bilmeyenler için söyleyeyim. Aynı şekilde hyaluronik asitli olan ürünü de kullandım. Bitiremedim ama kullandım. Bunu da sevdim. Ama favorim hangisi derseniz şu Purist'in ürününü çok çok favorim. Ya belki bozulmamıştır ama yarısını bitirmişim. Yine de bir korkuyorum. Yenisini kullanıyorum, o yüzden aslında cesaret etmedim. Yenisi olmasaydı bir denerdim. Cilt olduğu için de korkuyorum. Sabahtan beri söylüyorum. Ben ekstra korkuyorum sivilceden. Bunun videosunu çekmiştim. Kirpik liftingi. Bayağı da güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Şöyle set halinde alıyorsunuz. Hala satışı var. Bence çok güzel bir ürün ama doğru yapmanız gerekiyor. İçerisindeki doğru pedlere, gözünüzün kirpiğinizin uzunluğuna, gürlüğüne, gözünüzün büyüklüğüne, küçüklüğüne göre oturttuktan sonra çok güzel bir ürün. Dediğim gibi zaten videosunu çektim.
şurada hemen. Oradan da bu video bittikten sonra izleyebilirsiniz. Harika bir kirpik lifting seti. Sadece benimkinin yine tarihi bittiği için ve ben bunu en son yaptığımda yine Roaccutane kullandığımdan dolayı göz kapağımı yara yapmıştım. Yasak çünkü bana böyle işte yok ağdadır yok yapıştırıcılı bir şeyler. Derilerim aşırı hassas olduğundan dolayı göz kapağım kızarmıştı. Ama en son ablamla anneme yaptım mesela. Harika oldu. Bu değil, bir tane daha var. Ay, son ürünlerim. Avon'un Foraway ama mavi kapaklı olan parfümünü bitirdim. Avon'un parfümlerini çok seviyorum ben. Normal klasik pembe kapaklı olanını da anneme götürüyorum her defasında yolladıkları zaman, sağ olsunlar. Annem de ona bayılıyor. Zaten yıllardır hepinizin bildiği kokular ve çok güzeller bence. Benden bu markayı çok merak ediyorsunuz. Gratis şu. Adını yanlış okumayayım diye şöyle dibinize giriyorum. Likit mi? LYKD kodluyum. Tek marka makyaj istiyorsunuz benden, yapabilirim ama ojesini aldım ve hiç sevmedim. Bu arada ojesinden iki tane aldım. Yaren'in tırnaklarında çok güzel oldu. Benimkisi pütür pütür oldu. Büyük ihtimal bozuktu benimki. Hani sanki içerisinde tuz varmış gibi oldu tırnaklarım. Hiç hoşuma gitmedi ama rengi falan değişik, gri. Bayağı da çeşidi vardı. Şimdi bilmiyorum, benimki bozuktur diye bir şey demek istemiyorum markaya. Son olarak iki ürünüm falan kaldı. İpana'nın bu beyazlatıcı diş macununu bitirmişim. Benim kullanmamam gereken bir macun. Çünkü dişlerim komple sıkıntı olduğundan dolayı artık doktorumun bana tavsiye ettiği ürünlere geçiş yapacağım ama harika bir ürün. Son iki ürünüm kaldı. Blistex'i zaten anlatmama gerek yok. Dudakları yumuşacık yapan, o ilaç tedavi sürecimde bile bana en yakın arkadaş olan, en az bir 5 tane falan bitirdiğim üründür bu. Bittikçe yenisini alacağım. Hiç affı yok. Hani bu uyku maskesi falan diye geçen ürünleri sollayan bir ürün bence. Son olarak da La Roche'un bu sivilceli olduğum dönemlerde yine başka bir doktorumun tavsiyesiyle aldım. Nemlendirici krem. Efficler H diye geçiyor galiba adı. Şöyle yakını alayım ki görün. Çünkü bu bana sivilce yaptı. O yüzden de La Roche'u kullanmayı bıraktım. Şu an kullandığım daha temiz içerikli ve içerisinde asla yağ olmayan başka bir kremim var. Onu da defalarca size göstermiştim ama eğer görmeyenler varsa hemen göstereyim yine. Ki yakın zamanda bir cilt bakım rutini gelecek. Şu. Bunun da bitmesine çok az kalmış zaten. Bu ürünün de linkini aşağı mutlaka ekleyeceğim. Eğer sivilce problemleriniz varsa, bunun bir çeşidi daha var. O da aynı şekilde yağsız. İçeriği çok temiz. Aynı zamanda lekeleri falan da çok güzel açan ürün. Sivilce asla yapmadığı Kore ürünü zaten. Çok çok güzel. Bunu da linkini aşağıya bıraktım. Hepsiyle birlikte. Ürünlerim bu kadardı. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım işinize yarayan ürün yorumları yapmışımdır. Dediğim gibi birkaç tane sürekli alacağım ürünler var. Birkaç tanesinden memnun kalmadım. Bazılarında daha artık formül mü bozuk oldu bilmiyorum, benim şanssızlığıma. Beğendiğim tüm ürünlerin linkini aşağıya bırakıyorum. Tekrar söyleyeyim. YouTube kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi, videoyu beğendiyseniz, yararlı bulduysanız beğene basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bu arada siz bu videoyu izlediğiniz zaman büyük ihtimalle ben ağzımdan ameliyat olmuş olacağım. O yüzden de uzun bir süre konuşamayacağız. Beni özleyin olur mu? Ben sizi özleyeceğim.